Merhaba arkadaşlar. Yünlif çapı tayini. Yünlif çapının ölçülmesidir. Bunun için 500 kat büyütmeli mikroskop, numunemi hazırlamak için mikrotom, lamel, lam, numunemizi lam üzerine tutturmak için parafin ya da gliserol, numunemizi kesmek için jilet ve numunemizi koymak için cımbız kullanacağız. Değişik kısımlardan alınmış numunemiz iyi bir şekilde harmanlandıktan sonra belli tutam alınır. Almış olduğumuz numune mikrotom cihazının numune yerleştirme alanından geçirilir. Geçirmiş olduğumuz numunenin üst kısmı jilet yardımıyla kesilir. Numunemizden 0.8, 0.4, 0.6 milimetrede numuneler kesilir. Alt kısmından numune yukarı doğru itilerek led yardımıyla numune kesilir. Kesmiş olduğumuz numune lam üzerine sıvı parafin veya gliserol sürüldükten sonra cımbız yardımıyla numune yerleştirelim. Numunelerimizi birbirinden bağımsız olarak dağıtılır. Bu metot enine kesiti dairesel olan diğer liflere de uygulanabilir. Hazırlamış olduğumuz lamın üzerine lamel kapatılarak test numunesi hazır hale getirilir. Mikroskopta ölçülür. Hazırlamış olduğumuz numuneyi mikroskopumuzu tablasına yerleştiriyoruz. Mikroskopumuzun lambasını yakarak 50 büyütmelik objektif sistemini numune üzerine getiriyoruz. Tablamızı ileri geri hareket ederek yünlifimizi görüntüsünü buluyoruz. Büyütme derecemizi 100 kat, 200 kat, 500 kata büyütüyoruz. Elde etmiş olduğumuz görüntüyü projeksiyonlu mikroskopumuza aktarıyoruz.
Biz burada projeksiyonlu mikroskobu temsil eden bilgisayar programını kullanacağız. Bilgisayar programımızda kaç kat büyüttüğümüzün seçimini yapıyoruz. Lifimizin bir kenarından diğer kenarını ölçerek enine kesitini alıyoruz. Ve yün lifimizin çapını mikron cinsinden ölçüyoruz. Bu şekilde ölçmüş olduğumuz en az 50 numunenin aritmetik ortalaması test sonucu olarak verilmektedir.